Bugün biraz Spinoza konuşacağız. Son 30 yılda Deleuze'lar sayesinde epeyce popüler hale gelmiş bir filozoftan bahsediyoruz. Ayrıca 17. yüzyılın en sansasyonel filozofu. Çoğu kişi katılmayacaktır ama Hegel'e göre Spinoza Kartezyen felsefeye mensup filozoflardandır. Çünkü Descartes'ten Kartezyen felsefeyi daha da ileri götürmüş, uzak sonuçlarına kadar vardırmıştır. Evet arkadaşlar, filtre kahve. Evet. İki tane mi? Evet. Siz daha önce Spinoza'yı duydunuz mu? Yok. Duymadınız değil mi? Biz sadece TYT felsefeyi. TYT felsefe. O kadar güzel. Siz normalde TYT sınavına gireceksiniz değil mi? Evet. Ona hazırlanıyorsunuz. Evet. Onu da bile zorlanıyor. TYT felsefe de mi? Evet. İşte hangi filozof işte şey falan. Ne zaman filozof. Ya böyle ders olarak ezberleyince çok saçma da mesela bununla ilgili kitaplar okusan aslında. Biraz ilgiye bağlı. Buyurun arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Görüşürüz, kolay gelsin. Sağ olun. Bugün kısaca felsefesine değineceğiz. Ardından onu afaroz eden, Yahudi cemaatinden kovan ve beddualarla dolu hahamların yazdığı metni paylaşacağız. İnsanın içini burkan bu metin tam bir nefret abidesidir. Evet, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1622 yılında dinsel baskılardan dolayı Yahudi bir aile Portekiz'den o yüzyılın özgürlükleri bakımından meşhur olmuş şehri Amsterdam'a göç eder. 1632'de yani göç ettikten 10 yıl sonra Spinoza dünyaya gelir. Baba kısa sürede Amsterdam'daki Yahudi cemaatinde oldukça öne çıkıp hem sinagogun hem de Yahudi okulunun müdürü olmuştur. Spinoza aslında daha dünyaya gelmeden önce kaderi netlik kazanmıştır. Eğitimini alıp bir haham olacaktır. Yahudi okullarında henüz 10 yaşında İbranice öğrenirken kimse büyük filozof Spinoza'yı yetiştirdiğinin elbet farkında değildi. Eğitimi boyunca Arap ve Yahudi din adamlarının dinsel tartışmalarına hakim olmuştu. Fakat 1651 yılında Yahudi cemaati için talihsiz bir karşılaşma oldu. Spinoza o yıl din çevrelerini hiç de haz etmediği büyük filozof Descartes'la karşılaşmış ve onun eserlerini adeta yutarcasına okumuştu. Bir yıl sonra da 1952'de kendisi için planlanmış hahamlığı bir tarafa bırakıp daha mütevazi bir iş olan mercek yontuculuğuna başladı. Ama henüz daha 24 yaşındayken 1956'da Yahudi öğretileriyle çelişen düşünceleri herkes tarafından duyulmuş ve Yahudi cemaatinin mahkemesine çıkmıştı. İşte burada videonun sonunda okuyacağımız lanetlenme metni o yıl yazılacaktı. Spinoza 1651'de Descartes'in kitaplarıyla karşılaştığı andan itibaren bu felsefeyi benimsemişti. Yani Kartezyen felsefe, diğer ismiyle Kartezyen dualizmi benimsiyordu. Descartes'in felsefesine göre var olan her şey ya maddiydi ya da düşünsel, ruhsal varlığa sahipti. Aslında buraya kadar herhangi bir sorun söz konusu değil. Ama Descartes işi biraz daha ileriye götürüyor. Maddi varlıkla düşünsel ruhsal varlık arasında herhangi bir ortaklığın olamayacağını söylüyordu. Yani bu iki varlık tarzı arasındaki ilişkiyi daha varlık biçiminden kesiyordu. Sonuç olarak bu dünyayı anlamaya çalışırken maddi şeyleri maddiliğin içerisinde anlamaya çalışacaktık ya da düşünsel olanları düşünsel olanın zemininde kalarak anlamaya çalışacaktık. Yani maddi dünyada olup biten herhangi bir şeyi anlamaya çalışırken ruhsal varlıkların, düşünsel varlıkların onlara etkilerini artık varsaymayacaktık. Aslında bu haliyle bu felsefe modern bilimin ihtiyaç duyduğu felsefi zemini yaratmıştı. Modern bilim tam da böyle bir felsefi zeminde boy atacaktı.
Ancak bu varlık görüşünün ve bu felsefenin ortaya çıkardığı iki büyük sorun vardı. İlk sorun insan varlığına dairdi. Çünkü insan varlığı öyle görünüyor ki hem maddi varlığa sahipti hem de düşünsel ruhsal varlığa sahipti. Bizler insan olarak düşünsel ruhsal varlığımızda kararlar alıyor ve bedenimiz de bu kararları yerine getiriyordu. Ama madem ruhsal olanla maddi olan arasında herhangi bir etkileşim söz konusu olamazdı, o halde insan varlığını nasıl açıklayacaktık? Ortaya çıkan ikinci sorun, evrenin varlığıyla Tanrı'nın varlığını birlikte nasıl düşüneceğimizdi. Bu felsefeye göre evrende maddi olan herhangi bir şeyi başka maddi nedenlerle anlamamız gerekiyordu. Bu durumda Tanrı'nın bu evrendeki yeri nereydi? Bu sorunu şöyle de tarifleyebiliriz. Yaratılmamış sonsuz varlık olan Tanrı ile yaratılmış sonlu varlıkların ilişkisi nedir? İşte Spinoza bütün ömrü boyunca Descartes'in Kartezyen dualizm felsefesine bağlı kalarak bu bahsettiğimiz iki sorun üzerine kafa patlatacaktı. Bu sorunlar etrafındaki en olgun düşüncelerini Etika kitabında yayınlamıştır. Ki bu kitap ilginç bir şekilde Türkçe'ye 3 çeviri halinde kazandırılmıştır. Bunlardan birisi Aziz Yardımlı'nın çevirisidir. Diğer bir çeviri Hilmi Ziya Ülken'in Dost Yayınlarından çıkan kitabıdır. En son ise Çiğdem Dürüşken tarafından yapılan çeviridir. Daha önce söyledik 1656 yılında cemaat mahkemesine çıkmıştı ve bu mahkeme Spinoza'yı hem dinden kovan hem de cemaatten kovan sinagogun lanet metnine de Norgun Yayınları'nın Kötülük Mektupları kitabında rastlıyorsunuz. O metin şöyle diyor. Yahudi cemaatinin dünyevi işlerinden sorumlu yönetim kurulu ileri gelenleri, uzun süredir kötü düşüncelerini ve davranışlarını bildikleri Spinoza'yı çeşitli yöntemler ve vaatlerle bu kötü yoldan döndürmeye çalışmışlardır. Fakat onu bu şer yolundan döndürmeyi başaramadıkları gibi, uyguladığı ve öğrettiği iğrenç sapkınlıklar ve gerçekleştirdiği korkunç edimler hakkında her geçen gün daha geniş bilgiler edinmişlerdir. Bunlarla ilgili olarak özellikle bahsi geçen Spinoza'nın huzurunda birçok güvenilir tanığın ifadesine başvurmuşlar ve meselenin doğruluğuna ikna olmuşlardır. Bütün bunları saygıdeğer hahamların huzurunda inceledikten sonra onların da onayıyla bahsi geçen Spinoza'nın İsrail kavminden ihraç edilmesine ve kovulmasına karar verilmiştir. Meleklerin ve kutsal kişilerin hükümlerine dayanarak Tanrı'nın ve kutsal cemaatin tamamının rızasıyla kutsal kitaplarımızda ve içlerinde yazılı 613 buyruğun önünde Spinoza'yı ihraç ediyor, kovuyor, lanetliyor ve ona beddua ediyoruz. Gün içinde kahrolsun, akşam kahrolsun, yattığında kahrolsun, kalktığında kahrolsun, dışarı çıktığında kahrolsun, içeri girdiğinde kahrolsun. Tanrı onu hiçbir zaman bağışlamasın. Tanrı'nın gazabı ve kıskançlığı hep bu adam üzerinde tütsün. Yasa kitabında yazılı bütün lanetler onun üzerine olsun ve Tanrı ismini göğün altından sonsuza kadar silsin. Bilesiniz ki kimse onunla sözlü ya da yazılı iletişim kurmamalı. Kimse ona hizmet etmemeli. Kimse onunla aynı çatı altında kalmamalı. Kimse ona 4 arıştan fazla yaklaşmamalı. Kimse onun yazdığı herhangi bir şeyi okumamalıdır.